Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Medine-i Cete'den muhacirlere Medine'liler ne teklif ettiler? Me Hicretle Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye gelen muhacirlere bazı Medine'liler aynen şöyle bir teklifte bulundular. Madem ki Allah... Ancak müminler kardeştirler malindeki ayeti kerime ile bizi birbirimize kardeş ilan ettiler. Sizler ve bizler kardeşiz. Öyleyse buyurun mallarımızı, mülklerimizde de bölüşelim. Evet, Medineliler bu teklifi candan, gönülden, ihlas ve sadakatle yaptılar. Zira onların gönüllerini, kalplerini Kur'an ve Resulullah aşkı bütünle sarıp istila etmişti. Çünkü onlar köfrün bölücü ve ayrıcı karanlığından imanın birlik, sevgi ve saadet verici sabahına erişmişler. Sanki yeniden yaratılmışlar. Artık bir tek aile haline gelmişler. Şimdi biz bir bakalım insanlığı içine düştüğü ızdırap verici karanlıklardan şu veya bu fanin köhne fikir ve karanlık hülyalarla kurtarmaya çalışan psikolog, sosyolog, pedagog ve bütün filozoflara şöyle bir soru sormak hakkımız değil mi? Cahile döneminde Zerdüştilerin ateşlerinden daha da yandırıcı olan ırkçılığın, kavmiyetçiliğin ve bölgeciliğin etkisiyle insanlarda kin, nifak, nefret, intikam gibi hisler alevlenmişti. Bu alevler insanların asırlarca sol, sükun ve saadetleri ellerini almıştı. Bunlar birbirlerine soy sop, hasep mezhep davasından dolayı zulmeden, gadreden ve öldüren, sel gibi kanlar döken insanlar değil miydi? Acaba kalplerinde ne tecelletti de vicdanları böyle nurlandı? Ruhlarında ne doğdu da gönülleri ziyalandı? Hisleri parladı, içleri yıkandı. Ne oldu da bu insanlar ruhları birdenbire kömürden elmasa inkılap etti? Nasıl oldu da medeni milletlere bile üstad oldular? alemin her tarafına huzuru, sükunu, saadeti ve hakiki medeniyeti getirecek cihanın rengini değiştirdiler. Evet, asr saadetin ihtiva ettiği harikulade tabloları bu filozofların insaflarına havale ederiz. Gelsinler görsünler, medeniyet neymiş, insanlık neymiş anlasınlar, bilsinler ve bu güzel hakikatleri hem kendileri idrak edip hem de diğer insanlara idrak ettirsinler.